3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 73 Tuna Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları. Tuna Yayınları sayfa 73 etkinlik yapalım aşağıdaki grafikte Ahmet'in hafta sonu gün boyunca yaptığı bazı işlere ayırdığı zaman verilmiştir. Grafikteki her daire 2 saati ifade etmektedir. Grafiği inceleyelim. Soruları cevaplayalım. 1. Ahmet'in uykuya ayırdığı süre yeterli midir? Cevap, Ahmet'in uykuya ayırdığı süre yeterli değildir çünkü sadece 6 saat uyumuştur. 2. Ahmet ders çalışmak için yeterli süreyi ayırmış mıdır? Cevap, Ahmet ders çalışmak için yeterli süreyi ayırmıştır. 2 saat ders çalışmak için yeterli bir süredir. 3. Ahmet'in oyun oynamak için ayırdığı süre uygun mudur? Cevap, Ahmet'in oyun oynamak için ayırdığı süre çok fazladır çünkü oyun için 10 saat ayrılmaz. 4. Yukarıdaki grafiği incelediğimizde sizce Ahmet gününü verimli bir şekilde planlamış mıdır? Cevap, hayır, Ahmet gününü verimli bir şekilde planlamamıştır, uyku süresine, oyun süresine dikkat etmemiştir. 1. Dinlenme, uyuma ve beslenmeye yeterli zaman ayırmamanın sonuçları neler olabilir? Açıklayalım. Cevap, dinlenme, uyuma ve beslenmeye yeterli zaman ayırmama bizim sağlığımızı bozabilir. Zamanımızı boşa harcar ve hayatta başarılı olamayız. 2. Plan yapmanın hayatımıza kattığı kolaylıklar nelerdir? Söyleyelim. Cevap, plan yapmak öncelikle zamanı verimli bir şekilde kullanmamızı sağlar. Dinlenmeye, uyumaya ve beslenmeye yeterli zaman ayırmamızı sağlar. Ders çalışma, kitap okuma gibi etkinliklere yeterince zaman ayırdığımız için başarılı oluruz. 3. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı sayfa 73 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.